Merhaba arkadaşlar, C#'ta personel takip otomasyonunun 16. dersiyle karşınızdayız. Arkadaşlar, burada ufak bir değişiklik yaptım. Şu tutar aşağıdaydı, bunu yan tarafa aldım. Ve aynı zamanda da şurayı da biraz tutmuş oldum. Text'ım. Evet, şimdi burada mesaileri ödeme işlemini yapalım. Önce tüm mesaileri ödeyelim. Bu arada işlemlerden sonra temizleme butonunu da çağıralım. Evet, bunlar hazır. Şimdi veri tabanı klasında ekle sil inceleme modu var. SQL olmaz. Evet, namespace'i diyoruz arkadaşlar. Umut. Ve bir de string türünde bir değişken tanımlıyoruz. Update. Bu arada tabloyu açalım. Mesailer tablosunu açıyoruz. Evet, ödenme durumu değişecek burada. Update, mesailer, set değişecek olan alan. Ödenme durumu değişecek. Burayı, bu adam mesela klasından bir nesne tutuyoruz. M nokta ödenme durumu. Ödendi olarak değişecek. Evet, buraya da M nokta ödenme durumu yazıyoruz. Evet, burası bu şekilde. Parametrelerimiz SQL command türünde komut, bir de string türünde SQL. Evet, bu şekilde. Ardından kullanıcı bilgilendirelim. Mesaj box job. Ödenmeyen tüm mesajlar. Ödedi. Mesaj yürütme. Mesaj box butonu OK ve mesaj box ikonu information bilgi. Tamam, bu şekilde. BTN bilgi temizle. Nokta link. Evet, burası da bu şekilde. Evet, tüm mesaiyle ödeme işlemi bu şekilde arkadaşlar. Tabi burada şöyle bir şey de yapalım. If hatta buna da gerek yok. Şöyle yapabiliriz. Ver şartını koyabiliriz. Ver. Ödenme durumu ödenmedi ise. Evet. Yani ödenenler değil, ödenmeyenler ile ilgili işlem yapacağız burada. Burası tamam.
Evet, burada bir mesai adliye göre işlem yapacağız burada. Yani dolayısıyla personelin mesaisine göre ödeme işlemini yapacağız. Evet, yine veri tabanındaki ekle sil güncelle metodu aynı zamanda SQL command yine aynı şekilde string türünde tanımlama, komut ve SQL çiftliğinde update mesailer set yine ödenme durumu değişecek. Ver neye göre? Mesai ID'ye göre. Mesailer. M nokta denme durumu. Ödendi. M nokta mesai ID. Bu dönüşüm olacak. Parse metoduyla sayısal dönüştürüyoruz. Txt mesai ID nokta text. Evet, şimdi M nokta ödenme durumu. Burada da aynı şekilde M nokta mesai ID. Evet, burası bu şekilde. Şöyle kopyalıyorum. Şöyle diyeceğiz. M nokta mesai ID nolu mesai ücreti ödendi. Evet, bu şekilde mesai ödeme. Evet, bir de silme işlemini de yapalım. Buralar tamam. Sadece güncel işlemi kalsın. M nokta mesai ID. Evet, burada arkadaşlar ödenmeyen mesai sileceğiz. Yani öden mesai hakkında öden mesai ile ilgili her bir işlem yapmamamız için text box'a göre işlem yapacağız. Evet, şimdi SQL command'inde bir ama yapıyoruz. String delete from neyi sileceğiz? Mesailer tablosunu ver neye göre şartımız mesai ID göre mesai ID M nokta mesai ID. Evet, bu şekilde. Tamam. Veri tabanı bekle güncelle. Komut virgül SQL.
Şurayı kopyalıyoruz aynı şekilde. Mesai kaydı silindi. Evet. Mesaj var şu an. Evet, bu kayıt silinsin mi? Uyarı. Mesaj butonu, yes no ve mesaj ikonu. Dial result. Eğer cevabımız yes ise bu işlem yapacak, değilse zaten kayıt silecek. Evet, tabi bu arada bu işlemden sonra bir de metodu çağırmamız gerekiyor. Listeleme metodu. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir çalıştıralım, son durumuna bir bakalım hep beraber. Mesailer. Evet, şu an hiçbiri ödenmemiş. Örneğin bu kaydı ödeyelim. Evet, mesai ID'yi ödeyeceğiz. 3 nolu mesaimiz. Bakıyorum. Evet, 3 nolu mesai ücreti ödendi. Bakalım şu, evet, nasıl değişti, tamam. Text box'lar da aynı şekilde. Bomb box'lar ve mask box'lar da temizlendi. Evet, bunu bir text'lere geçirmeyi deneyelim. Ve çift tıklıyorum. Evet, geçti. Bunu bir, neyse, onu sonra düzeltiriz. Silme işlemini yapalım. Evet, silme işlemini yapalım. Evet, 4 nolu mesai ID'yi silelim. Mesai ID 4 olan kaydı siliyoruz. Bu kayıt silinsin mi? Hayır diyelim önce. Tekrar bu kayıt silinsin mi? Evet, 4 nolu mesai kaydı silin. Tamam.
Buraya hepsini ödeyelim. Evet, ödenmeyen tüm mesailer ödendi. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Ve şu seçime gelelim. Evet, şurada şartı belirtmedik. Şimdi onu belirtelim. Agreed. Seçili olan satırdaki diyelim. Eğer ödenmediyse yani ödenme durumu ücreti ödenme durumu. Bir tane değiştirelim. Alıştıralım tekrar. Evet, şu 3 oldu. Kayıt içinde ne yapalım? Evet arkadaşlar, çift tıklamama rağmen gördüğünüz gibi tekstlere geçmiyor kayıtlar. Ama aynısını 2 için yaptığım zaman tekstlere geçiyor. Evet arkadaşlar, böylece bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.